Öncelikle Almanya maçından başlamak lazım. Berlin'de oynadığımız maçta ben ondan önceki haftalar çok formdaydım. İyi bir sezon geçiriyorum ve o maçtan beklentilerim çok büyüktü Almanya maçında. Benim açımdan ve takımımız açısından, ülkemiz açısından çok kötü geçen bir maç ve onun ardından da Azerbaycan maçı, orada da yenilmiştik. Ya moral sıfır diyeyim yani. Ondan sonra geldim, ben çarşamba geldim. Perşembe günü idmanda moralsiz bir şekilde bir futbolcuyla kavga ettim. Ve cuma maçımız var Köln'de. Ben zaten kafa olarak çok iyi bir durumda değildim. Moralim çok kötüydü. Maç 1-1 diye yanlış değilsem son dakikalarda. Biz zaten gol ararken ben topu aldım, öne vuracağım. Podolski arkadan geldi. Kayarak, yanlış hatırlamıyorsam kayarak beni indirdi. O an maçın içinde yaşanan şeyler, işte yüz yüze geldik, işte herkes belli bir şekilde kendini yüksek göstermeye çalışıyor ama o anda Podolski bana küfür etti ve Almanya maç hakkıyla bir şeyler söyledi ve o anda benim çok gururuma dokundu. Özellikle kaybettiğimiz maçı hatırlattı bana. Ben de işte ya Allah'ın isteği diyeyim yani, o sinirle daha fazla bir şey yapmam için, kırmızı kart görmemek için hızla, videoda da görebilirsiniz, hızla öne doğru koşuyorum. Aslında benim kesinlikle pozisyonum olmayan bir şey, öyle sinirden öne doğru koşuyorum. Bir anda kendimi karambolin içinde buldum. Topta çok enteresan bir şekilde solla vurdum, sağ ayağıma çarparak girdi. Aslında hayatta gol olmayacak bir top. Top kaleye girdi. O an sadece ben kafamda o Podolski vardı ama benim için insanlar sokakta gezdiğim, özellikle Türkiye'de sokakta gezdiğim zaman her zaman bana hatırlatıyorlar o pozisyonu ama benim için olay bitmiştir. Real Madrid'den başlayalım. Real Madrid'e ben gittiğimde çocuk hayalimi gerçekleştirdim. Ben her zaman eşimle de ailemle de konuştuğum zaman en büyük hayalim Madrid'de oynamaktı. Özellikle Zidane'dan sonra, Zidane'la tanışmak için, Zidane'ın oynadığı takımda onun giydiği formayı giymek için her zaman hayaller kurardım. İlk idmanında ne yazık çok kötü bir sakatlık geçirdim. Ondan sonra rehabilitasyon zamanım da çok kötü geçti açıkçası. İki tane setback yaşadım. Sakatlığım birken 3 oldu ve bu benim ilk 5 ayımı 7 diyebilirim Madrid'de. Ve Madrid'de öyle bir kulüp ki yani, hızlı tren gibi yani, atladın atlamadın, diğer istasyonda başka oyuncuyu aldılar. Ben onun riskini biliyordum, o riske girerek gittim çünkü Dortmund'da çok rahattım, kaptanlık yapıyordum, yerim garantiydi ama o riske girmek istedim. O yüzden Madrid'de çok kötü bir sakatlık geçirdikten sonra açıkçası formumu da tutamadım. Ben her zaman öyle öz eleştiri yapan bir insanım. Ve hocamla konuştuktan sonra beni kiralamasını istedim, bir sene oynamak istedim. Liverpool'a gittim. Liverpool'da çok iyi bir başlangıç yaptım. Ne yazık ki farklı pozisyonlarda oynattı hoca beni. 10 numarada oynattı. İngiltere'de 10 numara oynamak için de forvet gibi olman lazım. Benim de oynayamadım, yani oynamak istemediğim bir pozisyon olduğu için ilk 12 maçı zaten hep oynadım, iyi de formdaydım. Ondan sonra hocamla konuştum, ben kendi pozisyonumda daha verimli olabileceğimi düşündüğüm için hocamla bir görüşme yaptık. Ondan sonra da hoca beni 10 numara pozisyonda düşündüğü için bir, nasıl diyeyim yani, anlaşmazlık değil de yani, o zaman ben kendi pozisyonumda geleceğim için daha önemli şeyler yapabileceğimden ayrılmak istediğimi söyledim. O anda da Dortmund transferi ortaya çıktı işte. Hepimiz için daha hayırlı oldu. Ama Liverpool gerçekten inanılmaz bir kulüp. Yani ben çok futbolun zevkini çıkartabilen insanlar diyeyim. Yani bu tesislere girdiğin zaman 3-4 saat aklına sadece futbol geliyor. Futboldan hariç hiçbir şey düşünmüyorsun. Her şeyi sağladılar yani. Bizim aile maçı, ailem için de yani ne istersek yaptılar. Liverpool çok güzel bir kulüp gerçekten. Yani iyi ki o kısa bir süre olsa da 4-5 ayı orada geçirmişim.